Akkent'te Ömer Gazi Hazretleri'nin türbesindeyiz. Ya da diğer adıyla Donsuz Ömer. Hakkında birçok hikaye var, birçok rivayet var özellikle yaşamıyla alakalı. Ben onlardan başlayayım kısa kısa. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'ya geldiği, buraların çok bereketli ve sulak olduğunu düşündüğü için Akkent'te, yani diğer eski adıyla Zelve'de kaldığı söyleniyor. Buraya yerleştikten sonra kendi tüm akrabalarını buraya yerleştirmiş. Bu hikayelerden bir tanesi. Diğeri de 1392 yılında Yıldırım Beyazıt zamanına geçiyor. Yıldırım Beyazıt, Ömer Gazi'nin babasına tımarlık vermiş. Tımarlı sipahiler, oraya hiç girmeyeceğim. Tımarlık vermiş, arazi vermiş burayı işletmesi için. Babası yaşlanınca artık oğluna kalmış, Ömer Gazi'ye kalmış tımarlık. Oğlu da kendisi işletemeyeceğini fark edince arazileri kendini dine vermiş. Bunu haberini alan kadı Yıldırım Beyazıt'a haber vermiş. Yıldırım Beyazıt'a getirin onu bana demiş. İki tane yeniçeri bunu almaya gelmiş. Bu tabii artık dini işlere verdiği için dünyevi işlerden elini ayağını çekmiş durumda. Elini ayağını çektiği için de kıyafetleri tamamen tarumar. Tek parça, yani sadece bir elbise giyip elinde bir asayla dolaşıyormuş. Yazılanlara göre tabii ki. Askerler gelince yeniçeriler bir saniye demiş, biraz bekleteceğim siz demiş. Evin içindeki yağdanlıktan pamuğu batırıp yağdanlığı yakmış. Yaktıktan sonra göğsünün içine koymuş. Buradan, yani Akkent'ten İstanbul'a gidiyor Yıldırım Beyazıt'ın yanına. Yıldırım Beyazıt'ın yanındaki mesafeyi düşün, İstanbul'a gidiyorsunuz ve sadece bir yağdanlıktan hafif bir yağ damlatıp yaktığınız bir ateşten bahsediyoruz. Yıldırım Beyazıt Hazretleri yanına gittiği zaman o yanan, hala yanmaya devam eden pamuğu çıkartıp gösteriyor. Sen artık olmuşsun diyor, veli olmuşsun diyor, artık gidebilirsin diyor. Atalarımızdan, dedelerimizden öğrendiğimize göre bu adı, buranın ismi eskiden Zaviye'ymiş. Şimdi Zeyve oldu. Ondan sonra 1960'lardan sonra Akkent oldu. Ondan sonra bu yatır da türbüydü. Zamanla burayı biz yeniledik. Burada yatan yatırın erenlerden Donsuz Ahmet diye bir zat. Tabii geçmişini fazla bilmediğimiz halde bu buralarda yetişmiş erenlerden o zamanın döneminde ki kendini yetiştirmiş, geliştirmiş bir efendi, muhterem bir zat. Orta Asya'dan gelme soyları göçeme olarak gelmişler. Burada sulak bulmuşlar kendi şeylerine göre. Buraya yerleşmişler. Burada da işte o zamanlarda yaşamışlar. Bizim bildiğimiz Donsuz Ahmet bugün, o günden bugüne gidiyor. Yani bu gençliğinde Mısır'a gitmiş, Mısır'da Arapça okumuş, öğrenmiş, gelmiş. İşte burada ölmüş, yani türbe olarak kullanıyoruz. Burada yıllarda Mayıs ayında Hıdrellez diye bir şeyimiz vardır. Mayıs'ın 5'inde veya 15'inde Cuma gününe rastlar. Keşkek yaparız. Bayağı güzel olur yani. Bu geleneksel bir şeydir. Yıllardan beri bu devam ediyor ve edecek de yani. Bu eskiden etrafında 4 tane, 5 tane kabirler vardır. Bu kabirlere yani bunu ermiş olarak yani kabul ediyorlar. Bu kabulda tekrar içindeki insan, o da ermişlerden yani Donsuz Ömer diyorlar. Bunun hasta şifa olarak, ondan sonra hayvan kesiyorlar, tavuk kesiyorlar, bunun etrafında dolaşıyorlar. 4-5 sefer dolaşıyorlar. Dolaştıktan sonra oradan bir şifa alarak yani şey diyorlar, halen de yürütmekte yani. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Bunu öylesine kadar yani asırlar geçti yani. Ben 70 yaşına girdim. 70 senedir yani bu etrafında böyle halen daha devam ediyor yani. İlk başta şeyden bahsettin, içinde 4-5 tane kabir var demiştin. Bu şu etraflarda. Ha, türbenin etrafında. Türbenin etrafında. İçindeki Donsuz Ömer diye
namı var. İşte oradaki halen daha duruyor. O şeyin altındaki, yatırın altındaki delik ne işe? Oradaki delikten toprak alarak, yani içinde eğlenmiş gibi toprak var. O toprağı alaraktan şifa yerine kullanıyorlar. Şifa yerine. Kimsenin çocuğu olmuyor, kimsenin baş ağrıyor, kimse hastalıktan yani. Geliyorlar bunun etrafında dua ederekten oraya giriyorlar, 2-3 erkek namaz kılıyorlar, o topraktan alıyorlar, gidiyorlar. Ama şeyler vardı, deliller var, olmuş olan tanıdık deliller vardı. Kim var mı onlardan tanıdığınız, hikayesini bilen? Vallahi oraların bilemeyeceğim. Dayımın kızı oldu işte, çocuğu olmuyormuş. Benim dayımın damadının çocuğu olmuyordu, İstanbul'da oturuyor kendilere. Beni kendileri söylediler. Ben o zamana kadar çocuklar olmadı. Ben Almanya'da oturuyorum kendim, Hamburg'da. Kendileri geldiler burada duasını ettiler. Bir üç ay, altı ay sonra çocukları oldu. Beni kendileri söylediler. Bu yaşanmış bir olay. Oluyor canım. Diye şifa yerine o toprağı götürüyorlar. Kimisi koyun kesiyor, kimisi tavuk kesiyor, kimisi horoz kesiyor. Yani bu şişinden dolayı yani bu et yatırı biz daha halen de yürütüyoruz yani. Devam ediyor. Ayrıca bir kişiden de duydum ben kendisine. Bir yakınım oluyor benim. İsmini söylemek istemem. Kendi gelmiş, aynı şekilde dua ettim ben burada diye. Şunları diledim diye. Benim aynı dilediklerim oldu dedi bana. Yani oluyor yani bu. Kendi oluyor yani. İçinden gelerek dua edilen her şey kabul olunuyor yani. Türbe hakkındaki bilgimiz tabii bizim duygulara, duyumlara dayanıyor. Biz her sene burada, yani tarihini de pek bilemiyoruz. Bazıları mutfak der, bir şeye göre de mırtlak deriz biz. Bütün köyün katkılarıyla köyden toplanan buğdaydır, undur vesairedir. Bunlar bir araya getirilir. Kasabamız halkının hanımları onu ekmek olarak, yufka olarak yazarlar. İşte o Mayıs'ın ilk cumasına getirilir. Tahminen bu 5-6 Mayıs olur, 6-7 Mayıs olur. Oralarda bütün köylü, civar kasabalardan da gelen misafirlerimizle beraber biz burada bunu toplanır. Ağız tadıyla yeriz, güzel bir şenlik olur yani. Kıdır Ellezi kutlamak gibi bir şey bu. Ona benzer, bizimki buraya has bir şey. Şimdi buradaki zatın da biz Horasan evliyalarından olduğunu biliyoruz yani. Ahmet Yesevi'nin talebelerinden. Onları Anadolu'ya irşad etsinler diye gönderdiği zaman bu zat da buraya gelmiş, yerleşmiş. Etrafında bu yakın bizim otlaklarda mahalleler var. Şimdi burası dört mahalle olarak Araplar Mahallesi, Amçallar Mahallesi, Kara Mustafa'lar Mahallesi ve Ağalar Mahallesi olmak üzere burada onları bir araya getiriyor, burada ders veriyor, bunları aydınlatıyor. Lakabı da Donsuz Ahmet. Bu halk arasında bazı başka türlü yorumlanıyor ama benim yeğenim var, Profesör Metin İkici. Metin'in anlattığına göre donsuz bazı evliyalar şey yaptıkları zaman, sıkıştıkları yahut da zora geldikleri zaman don değiştiriyor, kuş kılığına giriyor vesaire, uçuyor. Bu zat o mertebeye gelememiş. Onun için Donsuz Ahmet denmiş. Muhterem bir zat. Buna biz sahip çıkıyoruz. Birazcık da rivayetlerden bahsedelim. Akkent halkına, yani eski ismiyle Zelve halkına sorduğumuzda yaşadınız mı, yaşayanlar var mı dedin. Evet, rüyalarınızda gördüklerini söylediler. Nasıl gördünüz? İri yarı, esmer, beyaz sakallı ve yeşil sarıklı olarak görmüşler. Ömer Gazi, bu onların gördükleri. Biz sadece aktarıcıyız size karşı. Ama onu asıl göstermek istediğim çok önemli bir şey var burada. Hemen yatırın altında burada bir sütun kaidesi var. Herhangi bir antik kentten alınmış. Sütun kaidesini hemen burada zaten çevre halkından bırakılmış bazı şeyler, ama burada bir tane deliğimiz var.
Bu delikten toprak alıp inanışa göre yediriyorlarmış ya da başka bir şekilde kullanıyorlarmış ve hastalıkların geçtiğine inanıyorlar.